Kıymetli arkadaşlarım, herkese yeniden merhabalar. Geldik yeni bir üniteye. Ünitemizin adı Yargı. Buraya kadar dolu düzgün gittik. Bundan sonra da aynen devam ediyoruz. Peki, yargıya girmeden önce arkadaşlar, yargı yetkisi kime aitti? Anayasanın 8. maddesi, özür dilerim 9. maddesi ne diyordu? Hatırlayalım. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. O zaman yargı etkisini kullanan hakimler kimin adına kullanıyor bu etki? Türk milleti adına karar veriyorlar. Peki nasıldır arkadaşlar görevleri? Tarafsız ve bağımsız bir şekilde ne yapacaklar? Yürütecekler. Peki anayasanın 138 ve devamındaki maddelerde yargı ile ilgili genel hükümlere rastlıyoruz genel ifadelerden bahsetmiş. Buradan genelde sorular nasıl geliyor söyleyeyim. Bak son dönemde çıkan sorular. Bir paragraf alıyor buradan. Tamam mı? bir paragraf alıyor. Diyor ki bu yargı ilişkin aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur? A mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik, savcılık teminatı, C, D, E diye gidiyor arkadaşlar. Tamam. Mı? Ya nasıl soru gelebileceğini söyleyeyim ben size. Hiç lisans, ön lisans, orta öğretimde çok fazla sorulan bir konu değil burası. Ama yargı ile ilgili genel ifadeler veriyor. Hukuk, kaymakamlık, hakimlik sınavlarında çok çıkıyor. Artık biliyorsunuz bizim sınavlarda o kadar kolay değil. Bizlere de gelebilir. Başlayalım. Önce mahkemelerin bağımsızlığı arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar diyor anayasa. Yani bağımsız karar verecekler. Çünkü denetim yapıyorlar bunlar. Mesela biz bunu daha iyi anlatmak için şunu benzetiriz. Yasamayla yürütmeyi ete benzetiriz. Bildiğiniz et yargıyı da tuza benzetiriz Selim'ciğim. Tuza benzetiyoruz. Et kokmasın diye ne yaparlardı eskiden? Tuz basarlardı. Doğru mu? O zaman yargıyla yürütme yanlış işler yaparlarsa yargı onları ne yapacak? Denetleyecek. Peki niye kokmasın diye de var ete benzetmiştik. Peki tuz kokarsa ne olur? Tuz kokarsa Arkadaşlar o zaman yapacak bir şey yok gerçekten. Yani yargının arkadaşlar bağımsız olması lazım. Bağımsız olmazsa tuz kokar. Peki nasıl bağımsız olacak? Arkadaşlar hakimlerin bağımsız olması nasıl olur biliyor musunuz? Korkmamalarla yol oldu. Korkmayacak hakim. Korkmasa bağımsız olur. Güvence vereceksin. Birazdan geleceğim ona arkadaşlar. Güvencelerden bahsedeceğim. Peki hakim savcılar görevlerinde bağımsızlığa. Hakimler için konuşuyoruz. Anayasa kanunu hukuka uygun olarak vicdanlarına göre karar verirler. Hakimler arasında hiyerarşi yok. Hakimlerin amiri yok. Sadece kıdem farkı var ama aralarında memurlar gibi ne yok? Hiyerarşi söz konusu değil arkadaşlar. Yasama, yürütme, yargıya emanet. Yargıda Allah'a emanet. Yani vicdanlarıyla baş başalar. Tamam? Onlarla Allah arasında. Peki. Hiçbir organ, makam ya da merci yargı etkisinin kullanılmasında, bak dikkat et, mahkemelere emir ve talimat veremez. Mesela bu idare olur, yasama organı fark etmez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Dedim ya bunların hiyerarşik amiri yok. Görülmekte olan bir dava hakkında. Bak bu da Türkiye. Bu, burada idareden bahsediyor. Burada da yasamadan bahsediyor. Diyor ki yasama meclisinde yargı etkisinin kullanılması ile ilgili soru önergesi verilemez. Yani yazılı soru önergesi verilemez. Genel görüşme yapılamaz. Herhangi bir beyanda bulunamaz. Bir dava hakkında mecliste konuşulmayacakmış arkadaşlar. Soru önergesi verilmeyecekmiş. Genel görüşme yapılmayacakmış. Herhangi bir beyanda bulunulamayacakmış. Peki, alıyor şu cümleyi mesela. Hiçbir organ makam veya merci tevkinde bulunamazsa bu hangisiyle ilgilidir diyor. Ne diyeceğiz? Mahkemelerin bağımsızlığı. Yasama organında soru sorulamaz, görüşme yapılamaz. Bu neyle ilgilidir? Mahkemelerin bağımsızlığı. Bu kadar arkadaşlar. Tamam, devam edelim. Hakimlik, savcılık teminatı. Ya bu hakimlere biz bağımsız oluyoruz da. Nasıl bağımsız olacaklar bunlar? Nasıl korkmadan karar verecekler? Sonuçta yasamayı denetliyorlar meclisi. Sonuçta idareyi denetliyorlar. Cumhurbaşkanına kadar denetliyorlar arkadaşlar. Peki nasıl bağımsız olacaklar? O zaman diyeceksin ki onlara anayasayla güvence vereceksin. Sizi kimse azledemez. Tamam. Azledilemezler. Görevden alınamazlar ya. Kendini sevmedikçe anayasada gösterilen yaştan önce bunları kimse emekliye sevk edemez. 65 yaş. Yani adam 65 yaşını doldurana kadar çalışabilir bir yasa çıkarıp 65 yaşından önce işte 50 e, yaşı üzeri e, hakim savcılar emekli edilecekler diye ne yapamazsın? Kanun çıkaramazsın. Anayasaya aykırı. 65 yaşından önce kimse onları ne yapamaz kendileri istemedikçe emekliye sevk edemez. Peki diyelim ki bir mahkeme kaldırıldı. Adam adam ne yapıyorsun? Mahkemesini kaldırıyorsun. Orada hakim tamam mahkemesini kaldırıyorsun. Aylık, ödenek, yolluk bilmem haklarından mahrum bırakılamaz. Aynen devam. Tamam arkadaşlar? İşte bunlara verilen güvencedir. Tabii ki arkadaşlar görevde kalması sakınca görülenler, sağlık nedeniyle görevini yapamayanlar onlar istisna. Tekrar edelim. Az edilemez. Kendisi istemedikçe anayasada gösterilen yaşlar önce emekliye sevk edilemez. Bir mahkeme, bir kadro kaldırılsa bile aylık, ödenek, yolluk, diğer özlük haklarından mahrum, emeklilik gibi haklarından mahrum bırakılamaz. Alacak sana şu cümleyi verecek. Neyle ilgilidir diyecek. Ne diyeceğiz? hakimlik ve savcılık teminatı. Yaş olarak 65. Unutmayalım. Peki geldik mesleğe. Hakimlik, savcılık mesleği arkadaşlar nasıl bir meslektir? Bizde yargı ayrılığı diye bir sistem var. Yani bizdeki Anglo-Sakson hukuku gibi yargı birliği yok bizde. Bizde yargı ayrılığı var. Kıta Avrupa'sında, Fransa'dan kaynaklı. Yani idari ve adli yargı diye bizde ayrıma gidilmiş. Bütün davalara tek hakim bakmıyor bizde arkadaşlar. İdari davalar, idari dava ne demek? bizimle devlet arasındaki uyuşmazlıklar. Devlet aramızdaki uyuşmazlıklara biz idari yargıya gidiyoruz. Genel yargı ise adli yargıdır. Özel hukuk uyuşmazlıkları bizim aramızdaki ve suç niteliği taşıyan ceza davalarına bakan yine ceza mahkemeleriyle özel hukuk mahkemeleri de nerededir? Adli yargıdadır. Ama bizim idare ile devlet aramızdaki uyuşmazlıklarda biz hangi yargıya gidiyoruz? İdari yargıydır. Diyelim ki Selim'in arazisine belediye kamulaştırma kararı çıkardı. Selim nereye gidecek? İdari yargıya gidecek arkadaşlar. Selim'in ataması bir türlü gerçekleşmiş ama göreve başlatılmıyor. Nereye gidecek? İdari yargıya gidecek. Tamam Peki ama diyelim ki Selim eşiyle boşanacak. Nereye gidecek? Adli yargıya gidecek. Selim birini yaraladı. Nerede davası görülecek? Adli yargıda görülecek. Peki. Arkadaşlar hakim savcılar kanlı belirtilenlerden başka resmi hiçbir görev alamazlar. Peki. Ne demek bu? Arkadaşlar hakim, savcıların tek bir işi var. İkinci bir şey yapamazlar. Yasak. Tamam. Mesela bir hakim danışmanlık ofisi açıp arkadaşlar ne yapamaz? Danışmanlık yapamaz. Nokta. Resmi veya özel hiçbir şey yapamıyorlar. Hakim, savcılar arkadaşlar özlük hakları bakımından bunları her işini hakimler, savcılar kurulu yapıyor. Özlük işlerini. Yani atama, tayin, terfi, emeklilik, disiplin, görevden uzaklaştırma, meslekten atma. Her şeyi hakimler, savcılar kurulu yapıyor. İleride anlatacağım. Ama hakim, savcıların arkadaşlar bir de idari görevleri var. Burada hakim savcının bağımsızlığını etkileyen hiçbir şey yok. İdari görevleri bakımından nereye bağlılar derse Adalet Bakanlığı diyoruz. Örnek Ankara Adliyesi'ni Cumhuriyet Başsavcısı yönetiyor. Oradaki memurların amiridir mesela. Kalemdeki memurların. Disiplin cezası verilecek mesela memura. Bu yargılama görevi mi? Hayır. Ya da ne diyelim oraya kıtasiye malzemesi alınacak adliye. İhale açılıyor. İhalede komisyon oluşturuluyor. Ya da memur alınacak arkadaşlar komisyon oluşturuluyor. Tamam. Ya da çay ocağı ihaleye verilecek arkadaşlar. Komisyon oluşturuluyor. Bunlar onların idari görevleridir. İdari görevleri bakımından nereye bağlılarmış? Evet, Adalet Bakanlığı'na bağlılar. İşte burada arkadaşlar şu bölüme gelebilecek soru şu. Hakim, savcılar idari görevleri bakımından nereye bağlılar? Evet, Adalet Bakanlığı diyoruz. Zaten yargılama açısından hiçbir yere bağlı değiller. Bağımsızlar. Özlük işleriyle hakimler savcılar Kurulu ilgileniyor. İdari görev demek Adliyenin yönetimi, idaresi arkadaşlar. Tamam Nereye bağlılarmış? Adalet Bakanlığı'na bağlılar diyoruz. Burayı unutmayalım ha. Burası önemli. Devam edelim. Duruşmaların açık ve gerekçeli olması. Bütün mahkeme kararları gerekçelidir. Ha. Gerekçeli olmak zorundadır. Sonuçta bir hakim karar veriyorsa neye dayanarak, ne için karar vermişse, ne, hani, ne, hangi kanun maddesine dayanarak karar verdiğini göreceğiz de biz de ona göre ne yapacağız? İtiraz edeceksek edeceğiz arkadaşlar. Mahkeme kararları gerekçeli olmalıdır. Bu kesin. Duruşmalar herkese açıktır. Arkadaşlar gidin mesela adliyeye canlı sıkılıyor. Gidin bir duruşma izleyin. Bir iş davası, bir boşanma davası ya da başka bir şey. Arka tarafa geç, izleyici olarak izle. Ama bazı durumlarda arkadaşlar, niye? E çünkü adalet dağıtıyor burası yani, gizlenecek bir şey yok. Peki ama bazı duruşmalar arkadaşlar kapalı yapılabiliyor. Onda istisnalar var. Mesela çocuğun yargılanması söz konusuysa. Ya yani çocuğu afişe etmemek açısından. Tamam. Çocuğun yargılama söz konusuysa ne yapılabilir? Gizli yapılabilir. Yine genel ahlakı ilgilendiren bir durum söz konusuysa? Artık anladınız. Kamu güvenliğini arkadaşlar tehlikeye düşünen bir şey söz konusuysa? Mesela atıyorum arkadaşlar. E, ne olabilir? Bir e, ölüm olayı olmuş olabilir. Bir cinayetle ilgili bir dava olabilir arkadaşlar. Kamu güvenliğini tehlikeye düşüren, genel ahlaka ilgilendiren ve çocuklarla ilgili bir dava söz konusuysa duruşma kapalı yapılabilir. Ama normalde duruşmalar herkese açıktır ve mahkeme kararları gerekçelidir. Anayasa mahkemesi kararı dahil. Peki mahkemelerin kuruluşu. Arkadaşlar size bir soru sorayım. Bak mahkeme kuracaksın. Ona görevler vereceksin. Onun nasıl yargılama yaptığını belirleyeceksin. Sizce bu bir kişinin kendi kararıyla mı olmalı? Yoksa müzakere yöntemiyle büyük bir arkadaşlar kurulun kararıyla mı olmalı? Tabii ki bir kişinin dediği olmaz bu arkadaşlar. Yani bu Cumhurbaşkanı Adalet Bakanlığı kararıyla olmamalı. Buna Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakere yöntemiyle karar vermeli. İşte ona biz ne diyoruz? Meclis kanunla mahkeme kurar. O zaman yeni bir mahkeme kurulacak, kanun olacak. Neyle olurmuş? Kanunla olur. Mesela suç ceza mahkemeleri kaldırıldı, yerine suç ceza hakimlikleri kuruldu kanunla. Soruşturma evresinde hakim tarafından olması gereken kararları almak ve bu kararlara, arkadaşlar e, yapılan itirazlara incelemek amacıyla suç ceza hakimlikleri oluşturuldu mesela. Tamam, bunlar yargılama yapmıyor. Soruşturma evresinde hakim tarafından alması, verilmesi gereken kararları alıyor ve bu kararlara verilen itirazları inceliyor. İşte bu neyle kurulmuş? Kanunla kurulmuş. Tamam? Unutmayalım. Peki çünkü ciddi bir mesele mahkeme kurmak. Yani öyle bir kişinin kararlı olacak iş değil. Peki 2017 anayasa ile 15 Temmuz'dan sonra anayasa değişti ya arkadaş. Askeri yargıyı kaldırdılar. Türkiye'de artık askeri yargı yok. Eskiden Tugay, Tümen, Kolordu seviyesindeki kışlalarda askeri ceza mahkemeleri vardı. Asker kişi suç işlerse askeri de askeri ceza mahkemesine yargılanıyordu. Hakim vardı, savcı vardı. Peki ne yaptılar? Bir de bunların Ankara'da yüksek mahkemesi vardı, askeri yargıtay diye kaldırdılar arkadaşlar. Bir de eskiden yine askerler idareleriyle problem yaşarlarsa bizim gibi gidip sivil idari yargıda arkadaşlar e, dava açmıyorlardı. Gidip direkt bunun bir yüksek mahkemesi vardı, öyle kışlarda da mahkemesi yoktu, askeri yüksek idara mahkemesi İlk ve son orasıydı yani. 12 Mart 1971'de kurulmuştu. Ayım anayasa değişikliğiyle. Ayyim de kaldırıldı askeri üstiklal mahkemesi. Dolayısıyla Türkiye'de artık askeri yargı yok. Buradaki hakimler sadece sivil mahkemeleri arkadaşlar ne yaptılar? Görevlendirildiler. Peki o zaman artık asker, askeri suç işlerse nerede yargılanacak? As, e, normal bizim gibi ceza mahkemelerinde. İdareyle problem yaşarsa bir subay idare mahkemesinde. Tamam arkadaşlar? Peki. Türkiye'de askeri yargı yok. Peki anayasaya şöyle bir cümle koydular ama. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkeme kurulamaz. Yani artık askeri mahkeme yok. Hangileri dışında? Disiplin mahkemeleri dışında. O zaman hangileri kurulabilirmiş baktığında? Disiplin mahkemeleri kurulabilirmiş. Tamam. Peki anayasa öyle diyor arkadaşlar. Kurulur kurulmaz o ayrı bir durum. Peki askerler için hiç mi askeri mahkeme kurulamaz? Kurulur. Ne zaman kurulur? Savaş halinde kurulur. Peki herhangi bir kişiyi mi yargılar, askerleri mi yargılar? Sadece askerleri, siviller için askeri yargı olayı sonlandı arkadaşlar. Sivilleri asla askeri yargıda yargılanamazdı. Peki askerler de sadece savaş halinde görevleriyle ilgili suçlardan dolayı askeri mahkemelerde yargılanabilirler. Onun dışında askerler için de askeri mahkeme yok şu anda. Olsa olsa disiplin mahkemesi kurulabilirmiş. Askeri mahkeme ancak savaş halinde kurulabilirmiş. Divan harp gibi yani. Herhangi bir suçtan değil görev suçundan dolayı askerler burada yargılanabilirmiş arkadaşlar. Evet. Yine tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım. Şunlarda cümle verecek. devam tamam, paragraf verecek. Ondan sonra diyecek ki hangisiyle ilgilidir? A ah, mahkemelerin bağımsız falan. Yaş olarak unutmayın 65 yaşı unutmuyoruz arkadaşlar. Hakim, savcılar adli ve idari yargı olarak görev yaparlarmış. İdari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı'na bağlılarmış. Unutmuyoruz. Duruşmalar herkese açıktır. Mahkeme kararlarının gerekçesi olmak zorunda. Neye göre karar verdiğini, hangi yasaya göre karar verdiğini belirtmek zorunda. Duruşmaların kapalı olabilmesi söz konusu, çocukların yargılama söz konusuysa, genel aylak söz konusuysa, kamu güvenliği söz konusuysa. Mahkemeler kanunla kurulur ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi kurar. Kanunla nasıl olduğunu söyledik, nasıl yapıldığını. Kanun teklifi veriliyor. Ondan sonra meclise görüşülüyor. Cumhurbaşkanına gidiyor falan. O süreci unutmayın. Yani bir mahkemenin kurulmasında da milletvekilinin vereceği bir kanun teklifiyle başlar bu olay. Tamam. tamam. Peki 2017 Anayasa Değişikliği, Anayasa Mahkemesi, özür dilerim, askeri yargı kaldırıldı. Ondan sonra dediler ki, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkeme kurulamaz. Askeri mahkeme ancak savaş halinde kurulabilir. O da kimi yargılamak için? Asker kişileri yargılamak için. Herhangi bir suçtan mı? Hayır görev suçundan dolayı yargılamak için. Bizim idare ile olan problemlerimizi çözdüğümüz yer idari yargıdır. Yani kamu tüzel kişileri, devlet organları. Bizim kendi aramızda ki suç niteliği taşıyan ve özel hukuktan doğan anlaşmazlığın çözüme bağlandığı diğer yargı kollarına girmeyen bütün davalar nerede görülür? Adli yargıda görülür dedik. Şimdi arkadaşlar bizim yargı teşkilatımız nelerdir? Onları görelim. Türkiye'de arkadaşlar yüksek mahkemelerden yola çıkarak 4 adet yargı kolundan bahsedebiliriz. 4 tane. Bunlardan biri Anayasa yargısı. Bu en yüksek mahkememizdir. Anayasa Mahkemesi. Bunun altında bir mahkeme yoktur arkadaşlar. Bunun verdiği bütün kararlar diğer bütün mahkemeleri hepsini bağlar. Hepsini hepsi Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara uymak zorundadır. Yani diğerleriyle anayasa mahkemesi arası uyuşmazlık olursa anayasa mahkemesinin dediği olur. Peki. Türkiye'de yargı kolu en geniş ya olan yargı adli yargıdır. Arkadaşlar adli yargı hukuk ve ceza mahkemelerinden oluşur. İlk derece istinaf ve üç 3 aşamalı bir yargılama süreci var. Bahsedeceğim. En geniş yargı kolu yani diğer yargı kollarının alanına girmeyen bütün davalar nerede görülüyor? Adli yargıda görülüyor. Detaylı göreceğiz. Peki. Yüksek Mahkemesi Yargıtay bu arada bahsedeyim. Temiz Mahkemesi. Üçüncü yargı kolumuz idari yargı kolu. İdari yargı da bizim idareyle, devletle aramızdaki uyuşmazlıkların çözüm arkadaşlar yoludur. Biz devletle, kamu tüzel kişilerle aramızda bir uyuşmazlık söz konusuysa idari yargıya gidip hakkımızı ararız. İptal davaları ve tam yargı davaları var burada. İptal neydi? İdari işlem hukuka aykırıysa mahkeme ne yapıyor? Geçmişten geleceğe oturan kaldırıyor. İşlem ve eylemden zarar görmüşsek tam yargı davası açılıyordu. Tazminat davası idareye ve zararımızı karşılıyorduk. İşlem ve eylemden bir zarar söz konusuysa. Bunun da yüksek mahkemesi Danıştay'dır. Burada da 3 aşamalı bir yargılama süreci vardır. İlk derece istinaf ve temiz diye gider. Adli ve idari yargı bizde 3 aşamalı bir yargısal süreçtir arkadaşlar. Peki. Bir de uyuşmazlık yargısı var. Uyuşmazlık yargısı niye bakıyor biliyor musunuz? Bakın burada bir mahkeme düşünün. Bu tarafta bir mahkeme herhangi bir mahkeme. Bir de idari yargıdan bir mahkeme düşünün tamam. Bir mahkeme buradaysa adli yargıda. Diğeri idari yargıdaysa aralarında görev ve hüküm uyuşmazlığı olursa arkadaşlar uyuşmazlığı çözel mahkeme. Hangi mahkemedir? Uyuşmazlık mahkemesidir. Tek bir mahkemedir. Alt mahkemesi yoktur. Uyuşmazlık mahkemesini bir de ileride göreceğiz. Başkanın Anayasa Mahkemesi kendi üyelerinden görevlendirir. Üyeleri ise 3 asıl 3 yedek Yargıtay'dan, 3 asıl 3 yedek Danıştay'dan olacak şekilde. Yani şu 3 mahkemeyle oluşur Uyuşmazlık Mahkemesi. Başkanın Anayasa Mahkemesi kendi üyelerinden görevlendirir. Üyeleri de Yargıtay ve Danıştay'dan gelir. Ne yaparmış? Buradaki bir mahkemeyle adli, buradaki bir mahkemeyle idari yargı arasında görev ve hüküm uyuşmazlığı olursa bu uyuşmazlık kesin olarak çözer, çözer diyoruz. Peki. Şimdi bizde adli yargı üç aşamalıdır değil mi arkadaşlar? İlk derece istinaf temiz. İstinafla temizin amacı nedir biliyor musunuz? İlk dereceden gelen kararları denetlemek. Yani bunlar aslında üst mahkemelerdirler. Üst mahkemeler. İlk derece mahkemelerden çıkan bir karar varsa ve kesinleşmemişse arkadaşlar, itiraz yolu açıksa önce istinafa yani bölge adliye mahkemelerine gidiyoruz. Buna kısaltma olarak BAM derler arkadaşlar. BAM. BAM'a gidiyoruz. BAM'da arkadaşlar ne yapıyor? Denetleniyor. BAM kararları eğer hukuka aykırıysa ve öyle olduğunu düşünüyorsak ve itirazı mümkünse o zaman yani kesinleşmemişse o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer temize gidiyoruz. Yargıtaya ne yapıyoruz? Hakkımızı arıyoruz. Genelde ilk derece mahkemeleri tek hakimlidir. Asliye ticaretle ağır ceza mahkemeleri kurul halinde çalışabiliyor 3 hakim şeklinde. Ama diğerleri genelde tek hakimlidir. Bunların verdiği kararlara karşı önce istinafa, bunların daireleri 3 hakimden oluşuyor. Bunların verdiği karara karşı da temize gidiyoruz. Temizde 5 hakimli. Yani ne yapıyor bakın. Tek hakimi, tek iradenin verdiği kararı 3 irade denetliyor. 3 iradenin verdiği kararı 5 irade denetliyor. Amaç ne? Doğruya, adalete ulaşmak arkadaşlar. Peki Adli yargıda ilk derece mahkemeleri ikiye ayrılır. Hukuk ve ceza mahkemeleri. Hukuk dediğimiz özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların çözüme bağlandığı mahkemeler. Bunlar hangi kanuna göre yargılama yaparlar? Hukuk muhakemeleri kanununa göre yargılama yaparlar. Peki bir fiilde suç unsuru varsa ve ceza gerektiriyorsa o zaman ceza mahkemelerine gideriz. Ceza mahkemeleri de hangi kanuna göre yargılama yaparlar? CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yargılama yaparlar arkadaşlar. Bunlara biz şekli kanunlar diyoruz. Bunlar bir uçmazın nasıl çözüleceğini anlatırlar bize. Peki, hukuk mahkemeleri de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Genel ve özel. Genel demek arkadaşlar, diğer uzmanlık mahkemeleri olmadığında davalarımızı genel mahkemeler açıyoruz. Sulh hukuk ve asli hukuk. En genel mahkeme asli hukuk mahkemesidir, Onu söyleyeyim. Sulh hukuk ve asli hukuk, yargı teşkilatı olan bütün en ücra ilçemizde bile vardır arkadaşlar. Yani tüm Türkiye'de sulh hukuk ve asli hukuk mahkemeleri vardır. Asli hukuk mahkemesi daha çok şahs varlığına ve mal varlığına yönelik davaların görüldüğü konu bakımından sınırlandırılmamış arkadaşlar mahkemelerdir. Tek hakimlidir. Sulh hukuk da daha çok neye bakıyor? Kira davalarına. Mesela kiralanan taşınmazın tahliye, yeniden değerlendirme, miras davaları. Vasiyetnamenin açılması, mirasın reddi, mirasın paylaştırılması. Yine arkadaşlar kayyım atama, vasiyatama, Bunlara kim bakıyor? Sulh Hukuk Mahkemesi bakıyor. Tamam. Sulh Hukuk Mahkemesi böyle. Asya Hukuk Mahkemesi'nde şahıs varlığı, mal varlığı. Mesela bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa arkadaşlar boşama davası nereye açılıyor? Asya Hukuk Mahkemesi'ne. İşte genel mahkemeden kastımız bu. Peki uzmanlık gerektiren mahkemeler de her yerde olmaz. Mesela aile mahkemesi ancak bir ilçede kurulacaksa nüfusu 100.000'de üzeri olmalıdır. Bunların arkadaşlar görev alanı konu bakımından sınırlandırılmıştır. Mesela İş mahkemeleri neye bakıyor? İş davalarına bakıyor. Adı üzerinde. Aile mahkemesi, boşanma, velayet, vesayet bunlara bakıyor. Boşanma daha açacaksın. Nereye? Aile mahkemesi. Yoksa Asya Hukuk Mahkemesi. Asya Ticaret. Ticari, ticari uçmazgının görüldüğü davalarda çok büyük paralar oynuyor burada. O yüzden Asya Ticaret Mahkemeleri tek hakimli değil de kurul halinde de çalışabilir. Yani 3 kişide de çalışabiliyor 3 hakimli İcra mahkemeleri var bizde. Ama dikkat edin iflas mahkemesi yok. İflas yok, icra var. Kadastro, arazi uyuşmazlıkları, tüketici. Arkadaşlar tüketici mahkemeleri belli bir miktarın üzerinde uyuşmazlıklar söz konusuysa tüketici mahkemelerine gidiyoruz. Fikri sınav hukuk mahkemeleri, telif, patent, ticari işletme ünvanı bu tarz davalara bakıyorlar. Bunlar ülkemizde her yerde olmazlar arkadaşlar. Bunlar uzmanlık gerektiren konu bakımından sınırlandırılmış mahkemelerdir. Peki ceza mahkemeleri. Asliye ceza ile ağır ceza genel mahkemelerdir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen davalar nerede görülür? Asliye ceza mahkemesi günü tek hakimlidir. Eskiden burada sulh e, ceza mahkemeleri vardı. Suç ceza mahkemeleri kaldırıldı. Sulh ceza hakimlikleri oluşturuldu arkadaşlar. Hakimlik. Sulh ceza hakimlikleri ara kararlar veriyorlar. Nedir mesela? Soruşturma evresinde hakim tarafından verilmesi gereken kararları alıyor ve bu kararlara verilen yapılan itirazları inceliyor. Mesela ne diyelim arkadaşlar? Tutuklama kararı, göz, gözlem altına gözaltına alma kararına itiraz, yakalama kararına itiraz, adli kontrol kararı gibi. Bunları kim yapıyor? Suç ceza hakimlikleri yapıyor bakın. Ama ne yapmıyor? Yargılama yapmıyor. Soruşturma evresinde hakim tarafına ve alınması gereken kararları veriyor ve verilen bu kararlara yapılan itirazları inceliyor. Peki asliyet ceza ile ağır ceza arkadaşlar genel mahkemeler dedik. Ağır ceza mahkemesi arkadaşlar kurul halinde çalışıyor. Üç hakimli. Çünkü çok büyük davalara bakıyor. Öyle 10 ee, yıl ve üzeri davalar mesela. Öyle bir hakim iki dudağı arasında bırakılmamış. Yine rüşvet, arkadaşlar irtikap gibi şeyler söz konusuysa ağır ceza mahkemeleri bakıyor. Peki uzmanlık gerektiren mahkemeler neler? Bunlar konu bakımdan sınırlandırılmış arkadaşlar. Konu bakımda Trafik ceza mahkemeleri. Mesela trafik cezası söz konusuysa arkadaşlar, itiraz edecekseniz, trafik ceza mahkemesi varsa ona itiraz ediyorsunuz. Yoksa suç ceza hakimliklerini ne yapabilirsiniz? İtiraz edebilirsiniz. Çocuk ceza, çocuk ağır ceza, çocuk e, icra ceza, fikri sınai ceza mahkemeleri de yine uzmanlık gerektiren ceza mahkemedir. Peki, bu mahkemelerden çıkan kararların üst derece mahkemelerce denetlenmesine kanun yolu deniyor arkadaşlar. Kanun yolu deniyor. O zaman... Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay birer kanun yoludurlar. Bölge Adliye'ye biz istinaf diyoruz, Yargıtay'a biz temiz mahkemesi diyoruz. İstinaf ne yapar biliyor musunuz? Şu ilk dereceden gelen bir karar varsa ve kesinleşmemişse, itiraz edilmişse istinafa gitmişse dosya çok uzun sürüyor. İstinafa bataklık derler. Buraya dosya girer bir daha kolay kolay çıkmaz. İstinaf ne yapar? Bakın alır ya kararı onar ilk derece mahkemesini ya da bozup kendisi sanki burada hiç yargılama yapılmamış gibi yeniden baştan yargılama yapar. İsnafın kelime anlamı yerinden başlama demek arkadaşlar. Peki isnaftan gelen bir karar eğer kesinleşmemişse ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız bu sefer ne yapıyorsunuz? Temize başvuruyorsunuz. Yani yargıtaya götürüyorsunuz. Yargıtay ne yapıyor? İstinaftan gelen dosyayı ya onuyor ya da bozup dosyayı tekrar istinafa gönderiyor. Yani yargıtay arkadaşlar istinaf gibi yeniden ne yapmıyor? Yargılama yapmıyor. Böyle bir özelliği var. Ama yargıtay eğer onama yapmışsa Ondan sonra dava ne oluyor arkadaşlar? Sonuçlanıyor, kesinleşmiş oluyor. Biz buna adli yargı diyoruz. Peki, adli yargıda ilk derece mahkemelerden çıkan kararların bu üst derece mahkemelerce denetlenmesine kanun yolu dedik. O zaman istinaf bir kanun yoludur, temiz bir kanun yoludur. Bölge adliye, yargıtay. Peki, idari yargıya geldik. Bizimle idare arasındaki uyuşmazlıkların çözüm merci idari yargıdır arkadaşlar. İptal ve tam yargı davaları. Burada da davalar 3 aşamalı gider. 3 aşamalı. İlk derece istinaf temiz diye. İlk derece mahkemeleri iki tanedir. İdare ve vergi mahkemeleri. Yalnız idare mahkemesinin bir özelliği var. İdare mahkemesi genel mahkemedir. Her yerde vergi mahkemesi yok arkadaşlar. Vergi mahkemesi olmayan yerde vergi davasını nereye de açarsın? İdare mahkemesini de açabiliyorsun. İdare yargı genel mahkeme idare mahkemesidir. Tamam mı? Bir de idare yargıda genel dava açma süresi 60 gündür. Tebri tarihinden itibaren. Onu da söylemiş olayım. İdari işlemlerin bir özelliği vardı. Neydi? Hukuka uygunluk karinesinden yararlanırlardı. Yani siz dava açmayana kadar işlem hukuka uygun kabul ediliyor. Dava açmanız gerekiyor ki işlem iptal edilsin. Geçmişten geleceğe ortadan kalksın. Peki, idare ve vergi mahkemelerinden çıkan kararlar hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız ve kesinleşmemişse o zaman itiraz ediyoruz. Nereye? Üst derece mahkemelere. Bölge idare Mahkemesi, BİM ve arkadaşlar ne? Yüksek Mahkemesi olan Danıştay. Bölge İdare Mahkemesi'ne biz istinaf diyoruz. İstinafın burada bir özelliği vardır. İstinaf bir davaya ilk derece mahkemesi olarak bakmaz. Yani istinafa dosya gelir. Başka bir mahkemeden gelir. İlk defa bir davaya ne yapmaz? İlk derece mahkemesi olarak ilk kez bakmaz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız ve kesinleşmemişse bu sefer bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Temmize götürüyoruz. İdari yargıdaki temiz mahkemesi kimdir? Danıştay'dır. Peki Danıştay ile Yargıtay bize Osmanlı'dan mirastır arkadaşlar. Mesela Yargıtay'ın Osmanlı'daki adı Divanı Ahkamı Adliye arkadaşlar. Divanı Ahkamı Adliye. 1868'de Tanzimat döneminde ayrılıyor Yargıtay ve Danıştay diye. Danıştay'ın da adı arkadaşlar Şurayı Devlet. Şurayı Devlet. 1868'de kurulmuştur değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası ile kurulmuştur. 82 Anayasası'nda da Anayasa Mahkemesi vardır arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Peki. Değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki bir mahkemeyi düşünün. Yine buradaki bir mahkemeyi düşünün. Bu ikisi arasında bir uşmazlık varsa bu uşmazlığı kesin olarak kim çözüyor? Uşmazlık Mahkemesi çözüyor. Uşmazlık Mahkemesi'nin başkanını hangi yüksek mahkeme kendi üyeler arasından görevlendirirdi? Anayasa Mahkemesi. Üyelerini kim görevlendirir? Yargıtay kendi içinden, Danıştay kendi içinden görevlendirir. Yani uyuşmazlık mahkemesi 3 mahkemenin toplamıdır arkadaşlar. Başkanı dışarıdan gelir unutmayalım. Üyeleri de öyle. Ama Anayasa Mahkemesi başkanını kendi üyelerinden kendisi seçer. Yargıtay da öyle, Danıştay da öyle. Bunlar başkanlarını kendi üyeler arasından kendileri seçerler. Ama uyuşmazlık mahkemesi başkanını kim görevlendiriyordu? Anayasa mahkemesi görevlendiriyordu. Arkadaşlar buradan gelen sorular genelde şu şekilde. Hangisi adli yargıda yer alır? Hangisi idari yargıda yer alan mahkemelerden biridir ya da değildir şeklinde geliyor. Ve genelde şu iki mahkemeyi şunlar arasına sıkıştırıyorlar. Buna dikkat edelim. Bir şey daha söylemek istiyorum. arkadaşlar, Hakimler Savcılar Kurulu ve Sayıştay. Bunlar da anayasada yargı bölümünde geçerler. Ama bunlar ne değiller? Yüksek mahkeme değiller. Evet yargı organıdırlar ama yüksek mahkeme değiller. Bir şey daha. Yüksek Seçim Kurulu. Anayasada yasama bölümünde geçer. Yargı bölümünde geçmez diğerleri gibi. Yasama bölümünde anlatılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu da bir yüksek mahkeme değildir. Buna dikkat edelim. Tamam? YSK, HSK, Sayıştay, Yüksek Mahkeme değil. YSK anayasada nerede düzenlenmiş? Yasama bölümünde düzenlenmiş diyoruz. Peki adli yargıda ve idari yargıda yargılama kaç aşamalıdır? 3 aşamalı. İlk derece yani davanın başladığı mahkemeler, açıldığı mahkemeler ilk derece. Bunlar ilk derecedir. Bunların verdiği kararlara karşı sırayla istinafa gidiliyor önce. Bim, bam, bim. Sonra bunların verdiği kararlara karşı, istinafın verdiği karara karşı temize gidiliyor. Yargıtay, danıştay şeklinde arkadaşlar ne yapıyoruz? ilerliyoruz. Evet en çok gelen soru söyledim. Hangisi adli yargıda yer alır ya da hangisi idari yargıda yer alan mahkemelerden biridir veya değildir şeklinde karşımıza arkadaşlar ne yapıyor? Çıkıyor. Evet yargı teşkilatımız arkadaşlar kısaca bu şekildeydi. Şimdi kısaca arkadaşlar alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde de bahsedeyim. Şimdi ara buluculuk, uzlaştırma ve tahkim. Bunlar yargılama dışı yani devletin resmi makamları, mahkemeler dışında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleridir. Ara buluculuk özel hukuk uyuşmazlıklarında arkadaşlar bir başvuru yöntemidir. Uzlaştırma ise ceza davalarında yani ceza adalet sisteminde başvurduğumuz ya da başvurulan uzlaştırma yapan kişiye de uzlaştırmacı deniyor. Özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurulan kişiye de ara bulucu deniyor. Şimdi bu... Ara bulucuyla uzlaştırmacı kimdir arkadaşlar? E, kişilerden e, yani mesela ceza davalarında ile mağdurdan farklı olarak tarafsız, bağımsız bir üçüncü kişidir. Yine ara da özel hukuk uyuşmazlıklarında da başvurduğumuz ara gene tarafsız, bağımsız olan üçüncü bir kişidir. Gerek ara bulucu gerekse uzlaştırmacının arkadaşlar e, kararları sizin açınızdan kesin değildir. Siz e, sizin aranızda sadece ne yapar? İletişim olanakları, iletişim kaynakları ya da ne yapar kolaylaştırır. Ancak bazı özel hukuk davalarında ve bazı ceza davalarında önce ara bulucuya gitmeniz gerekiyor. Yine ceza davalarında önce uzlaştırmacıya gitmeniz gerekiyor. Ama yine de unutmayın gerek ara bulucunun gerekse uzlaştırmacının verdiği kararlar ne değil kesin değildir arkadaşlar. Mesela özel hukukta bazı ticari davalarda arkadaşlar yine iş davalarında önce ara buluculuğa yönlendirilir. Ara bulucudan sonra ancak dava açılabiliyor. Yine ceza davalarını örnek vereyim. Basit dolandırıcılık, örneğin ne diyelim hakaret. Bu gibi suçlarda önce uzlaştırma bürolarına, Cumhuriyet Savcılığı içerisindeki uzlaştırma bürolarına sevk edilirsiniz. Uzlaştırmacıdan sonra ancak dava açılıyor arkadaşlar. Bu ikisinin özelliği nedir? Biri özel hukuk uyuşmazlıklarına başvurulan tarafsız bağımsız üçüncü kişidir. Yargılama dışında dostane bir çözüm yoludur. Bu da ceza adalet sisteminde başvurduğumuz üçü, üçüncü tarafsız bağımsız kişidir. Ee, bu bakımdan arkadaşlar ara bulucular, uzlaştırmacı birbirinden ne yapıyor? Ayrılıyor. Peki burası dursun. Tahkime gelelim. Tahkim de arkadaşlar aynı mahkeme gibi yargılama yapar. Ama tahkime dikkat edelim. Tahkimde e, buradaki yargılama yapan kimdir? Devletin mahkemesi değildir. Devletin mahkemesi dışında arkadaşlar tarafların tarafların aralarındaki uyuşmazlığı mahkemeler yerine kendi seçtikleri hakem adı verilen. Bu hakem bir veya üç kişiden oluşuyor. Yani tek sayılardan oluşuyor. Özel kişiler aracıyla çözüme kavuşturdukları yöntemde biz ne diyoruz arkadaşlar? Tahkim diyoruz. Tahkimi e, ara bulucu ve uzlaştırmacına ayıran nedir arkadaşlar? Tahkimin kararları kesin olabiliyor. Nihai karar verebiliyor. Aynı mahkeme gibi kesin bir karar verebiliyor. Dolayısıyla verdiği karar uzlaştırmacıyla ara bulucudan farklı olarak ne oluyor? Bağlayıcı oluyor arkadaşlar. Ancak her davada tahkime başvuramıyorsunuz. Mesela... Taşınmazlar üzerinde aynı haklar söz konusuysa arkadaşlar tahkimi bu konu olmuyor. Yine boşama davası açacaksınız mutlaka mahkemeyi açmanız lazım. Yine ceza davası arkadaşlar ceza mahkemesine görülüyor. Ya yani tahkime başvurabilmeniz için e, uyuşmazlığın mutlaka tahkime elverişli olması lazım. E, genellikle özel hukuk uyuşmazlıklarına karşımıza çıkıyor. Yine tahkime başvurabilmek için taraflar arasında bir yazılı sözleşme olmak zorunda. Tahkimin e, uzlaştırmacıyla ara burcuna ayıran nedir arkadaşlar? Hakem çekişmeli bir yargılama yapar ve bu uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bağlayıcı ve nihai bir karar olabiliyor arkadaşlar. Bu yönüyle tahkim ara ve uzlaştırmacıdan ayrılır. Ara özel hukuk uyuşmazlıklarında tarafsız bağımsız üçüncü kişi. Uzlaştırma ise ceza adalet de arkadaşlar. Bağımsız tarafsız üçüncü kişiyi ifade eder. Peki değerli arkadaşlar tahkimin ikisinden farklı söyleyin. Tahkimin kararları neydi? Gerektiğinde bağlayıcıydı, nihai karar verebiliyordu, yargılama yapıyordu çekişmeli. Ama devletin mahkemesi değil, devletin mahkemesi dışında arkadaşlar tarafların başvurduğu kendi seçtikleri hakem adı verilen kişiler tarafından yargılanmalarıdır. Peki, şimdi suç ceza hakimiden kısaca bahsedeyim. Buradan da tanım sorulabilir. Bu bir mahkeme değil. Suç ceza mahkemeleri kaldırıldı, suç ceza hakimliklerine dönüştü. Ceza muhakemesinde bak, yargılama yapmıyor bu. Soruşturma evresinde, yani kovuşturma evresinde yok, soruşturma evresinde hakim tarafından verilmesi gereken kararları alan, işleri yapan ve bunlara karşı yapılan itirazları inceleyen biz yargı organına da suç ceza hakimliği diyoruz arkadaşlar. Mesela bu bazı şeylere de bakar, itirazlara da bakar. Örneğin bulunduğunuz yerde trafik mahkemesi yoksa trafik paralarına itirazı arkadaşlar ne yaparız? İdari para cezalarına suç ceza hakimliği yapabiliyorsunuz. Yine mesela... Ne kararı veriyor? Göz, e, örneğin savcının verdiği gözaltı kararı, yakalama kararına itirazı buraya yapıyorsunuz. Yine tutukluluk kararı veriyor. Yine buna itirazı da arkadaşlar inceliyor vesaire. Yani hakim tarafından özellikle soruşturma evresinde verilen kararları alan, iş yeri yapan, yine bu kararlara karşı itirazların yapıldığı biz yargı organına ne diyoruz? Sur ceza hakimliği diyoruz. Bunu diğer mahkemelerden ayıran nedir? Bu arkadaşlar ne yapıyor? Nihai bir karar vermiyor. Soruşturma aşamasında alınması gereken kararları alıyor. Peki. Son olarak, arkadaşlar kanun yolu diye bir tabirimiz var. Ee, bir önceki arkadaşlar konuda işledim. Ee, kanun yolu nedir? E, mahkemeler tarafından verilen, mahkemelerin vermiş olduğu kararların e, üst yargı mercileri tarafından denetlenmesidir. Özellikle genel kanun yolu dediğimiz olay, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların üst derece mahkemelerce denetlenmesine verilen bir isimdir. Peki, kanun yollarını biz ikiye ayırıyoruz. Olağan kanun yolları... Olağanüstü kanun yolları. Olağan ve olağanüstü. Olağan demek ne demek biliyor musunuz? Kesinleşmemiş mahkeme kararlarına karşı başvurulan kanun yolu demek. Ne yapmamış? Kesinleşmemiş mahkeme kararları. Şöyle yazayım. Kesinleşmemiş. Eğer kesinleşmemiş bir mahkeme kararsa başvuruyorsak olağan. Kesinleşmiş mahkeme kararlarına başvuruyorsak arkadaşlar buna ne diyoruz? Olağanüstü kanun yolları diyoruz. Normali olağan kanun yollarıdır. Bunları istisna onu söyleyeyim. Olağan kanun yolları hukukumuzda üç tane. Özellikle ceza hukuku için konuşuyorum. İtiraz. Mesela şu suç ceza hakimliklerinin, hakimlik kararları, mahkeme kararlarına yapılan itirazlar. İstinaf. İstinaf adli yargıda bölge adliye mahkemesi, idari yargıda bölge idara mahkemesiydi. Temiz. Temiz Adli yargıda, yargıtay, idari yargıda danıştaydı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Mahkemenin vermiş olduğu bir kararı ve kesinleşmemiş bir kararı başka mahkemelere ne yapıyoruz? götürüyoruz ve denetlenmesini sağlıyoruz. Ama dikkat edin, kesinleşmemişse olağan kanun yolları, kesinleşmişse olağanüstü kanun yolları diyoruz. Olağan kanun yolları nelerdi? İtiraz, istinaf ve temiz. Olağanüstü kanun yolu ne demek? Burada artık mahkeme bitmiş, yani e, kararını vermiş. E, kesinleşmiş bir karar var ortada. Daha sonra bu kararın arkadaşlar, e, bu mahkeme kararının seyrini değiştirebilecek durumlar söz konusu. Mesela ne diyelim? O mahkemede duruşmada kullanılan belgenin sahte olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Ya da o mahkemede arkadaşlar tanık ya da bir kişinin yemininin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Mahkemenin kararının kesinleşmesine sebep olan. Yine ne diyelim? Yargılamayı yapan mahkemenin hakimin kusuru kastı söz konusu. Bunlar arkadaşlar bu durumda mahkeme kararları kesinleşmişse bu sefer de arkadaşlar olağanüstü kanun yolları ne yapıyoruz? Başvuruyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Bay Savcısı'nın itirazı şöyle oluyor. Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi vermiş olduğu karara R.S.N. ne yapıyor arkadaşlar? İtiraz ediyor son kararı. Kanun yararına bozma ne? Mesela istinaf ve temiz aşamaları e, işlenmeden, gerçekleşmeden kesinleşen mahkeme kararlarında Adalet Bakanlığı bu karar hukuka aykırı olduğunu öğreniyorsa ne yapıyor arkadaşlar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına başvurarak buna itiraz ediyor. Yargılamanın yenilenmesine az önce bahsettiğim olan belge sahte çıktı diyelim. Ondan sonra acıma söyleyeyim tanık bilir kişi e, raporları gerçek dışı olduğu ortaya çıktı daha sonra. Bu yargılamanın seyrini, gidişatını etkileyebilecek arkadaşlar e, bir takım şeyler. Yine mahkemenin hakimi kasıtlı kusuru var değerli arkadaşlar. Bu mahkeme kararı kesinleşmiş olsa bile bu yargılama arkadaşlar ne yapılabilir? En baştan yeniden e, başlatılabilir. Biz buna ne diyoruz? Olağanüstü kanun yolları ismini veriyoruz. Bakın kesinleşen kararlara karşı gidiyorsak olağanüstü, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına gidiyorsak olağan kanun yolları diyoruz. Kanun yolu neydi? mahkemelerin vermiş olduğu kararların üst yargı mercileri tarafından denetlenmesi de buna bu ismi vermiştik. Ara bulucuyla uzlaştırmacı bunlar yargılama dışı çözüm yöntemleridir. Ara bulucu özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurduğumuz üçüncü bağımsız tarafsız kişidir. Bazı davalarda ara buluculuk arkadaşlar dava şartıdır. Önce oraya gitmeniz gerekiyor. Uzlaştırmada ceza adalet sisteminde başvurulan üçüncü e, tarafsız bağımsız kişidir. Yine bazı ceza davalarında da uzlaştırmacıya gitmeden dava açılmıyor arkadaşlar. Böyle de özellikleri var. Tahkim neydi? Tahkim uzlaştırma ara ayıran şuydu. Uzlaştırmacıyla ya da ara arkadaşlar sizinle ilgili kesin bir karar vermesi söz konusu değil. Sadece sizi ne yapıyor? Bir araya getiriyor. Aranızda iletişim olanakları arkadaşlar sunuyor. Tahkim ise, hakem ise... Hakimin verdiği kararlar arkadaşlar nedir? Kesin ve bağlayıcı olabiliyor. Ama tahkime başvurabilmek için ilgili uçmazın tahkime elverişli olması lazım. Mesela tutup da bir ceza davası için tahkime gidemezsiniz. Boşlama davası için tahkime gidemezsiniz. Çünkü mahkemeye gitmeniz gerekiyor. Genellikle aralarında bir tahkim sözleşmesi olursa ancak tahkime başvurabiliyorlar. Hakemin verdiği karar ne oluyor arkadaşlar? Kesin ve bağlayıcı olabiliyor. Ha bazı durumlarda itiraz edebiliyorsunuz. İstisnaları var. Çok detaya girmeyeceğim. Çünkü bunlar çok ayrıntılı konular. Şurası bile arkadaşlar her biri bir ders konusudur. Yani öyle diyeyim ben size. Siz genel hatlarını bilin yeterli. Suç ceza hakimliği ise arkadaşlar mahkeme olup olmadığı tartışmalıdır. Onu söyleyeyim ben size. Genellikle soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi al, alınması gereken kararları alan, yine e, bu kararlara yapılan itirazları incelenme yargı organında biz ne diyoruz? Suç ceza hakimliği diyoruz. Özellikle genel kültür olsun, e, trafik para cezalarına karşı itiraz nereye yapılıyor arkadaşlar? Trafik ceza mahkemesi yoksa... Suç ceza hakimleri ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Evet ilk bölümde arkadaşlar bizim yargı teşkilatımız, mahkemelerin özelliği vesaire bunları gördük. Şimdi bunlarla ilgili sorularımızı çözelim ve bu dersimizi bitirelim. Evet arkadaşlar ilk dersi bitirdik. Şimdi gelelim ilk dersle ilgili soru çözümüne. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Öncülü bir soru. Ne dedim ben size? Mahkemelerle ilgili yani yargı ile ilgili genel ifadelerde öncül verecek bu hangisiyle alakalıdır diye arkadaşlar soracak. Şimdi bakın diyor ki hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı etkisini kullanmasına mahkemelere emir gö bak emir gönderemez ne demek? Mahkeme bağımsızdır demek arkadaşlar. Yasama organında soru sorulamaz, görüşme yapılamaz, beyanda bulunamaz. Bunları görüyorsak arkadaşlar ne diyeceğiz? Mahkemelerin bağımsızlığı ifadesini arkadaşlar kullanacağız diyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? Adana. Ama diyorsa ki mahkemeler kanunla kurulur. Disiplin mahkemesi dışında başka mahkeme kurulamaz ancak savaş halinde askerler için askeri mahkemeler kurulur derse kurulur. Adli ve idari yargı diye ayrılır diyorsa, e, ikinci bir işi yapamazlar diyorsa, hakim idari görevleri yönünden hakimler savcılar kuruluna bağlıdır diyorsa, hakimlik savcılık mesleği, hakimler savcılar azledilemez, 65 yaşından önce kendiliğinden için emekliye sevk edilemezler diyorsa güvence demektir bu arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Peki. Bak azledilemez demiş. Kendini istemedikçe anayasadan gösteren yaşta önce emekliye sevk edilemez. Bunu görürsek ne diyecektik arkadaşlar? Hakimlik ve savcılık teminatı, güvencesi diyecektik. Bu şekilde öncülü gelecek ve biz de yapacağız arkadaşlar. Peki. Hakimlik ve savcılık mesleği. Adli ve idari yargı diye görev yaparlar. Adli ve idari yargı hakim savcıları doğru. 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Hakimler, savcılar kanunda belirtilerden başka resmi özel iş yapamazlar. Hakim ve savcılar idari görevleri yönünden ha Evet, cevap Denizli. Neden? Arkadaşlar, hakim ve savcılar idari görevleri yönünden hakimler savcılar kurulu değil, nereye bağlı? Adalet Bakanlığı'na bağlı. Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Buradan gelirse bu soru gelir demiştim özellikle siz arkadaşlar. E şıkkına bakalım. Hakim ve savcı olup da adalet hizmetleri falan filan. Yani cevabımız idari görevleri bakımından nereye bağlı derse Adalet Bakanlığı diyeceğiz. Cevap denizde arkadaşlar. Yine mahkemelerin kuruluşu hakkında hangisi yanlıştır? Mahkemelerin kuruluşu, görev ve etkileri, yargılama usulleri Adalet Bakanı çıkarılacak bir yanlış arkadaş. Bak çok güzel böyle düşürmek için yazmışım ben bunu. Arkadaşlar hatırlayın ne ile kurulurdu? Mahkemeler kurulması, kaldırılması, işleyişi, görev ve yetkileri, kanunla. Bu kanunu kim yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bir milletvekili kanun teklifinde bulunacak. Ondan sonra süreç uzun bir süreç. Hatırlıyorum. Komisyona gidecek, komisyondan meclise gelecek falan filan. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz demiş. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar, bu disiplin mahkemeleri kurulabilir diyor Anayasaya göre. Savaş halinde asker kişileri görevleriyle ilgili yargılamak amacıyla askeri mahkemeler kurulabilir. Yani Askerler ancak savaş halinde askeri mahkemeler kurularak yargılanabilir. O da herhangi bir suçtan değil, görev suçundan dolayı. O zaman iki doğru, 3 doğru, bir yanlış. O zaman cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Bak bütün 4 soruda o ilk arkadaşlar tahtayı özetledik. Şimdi mahkemeler tarafından verilen kararların üst derece yargı organları tarafından yeniden incelenmesine kanun yolu deniyor. Bu bir kere sınav sorusu olarak da geldi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Böyle bir soru vermişti. Cevap nedir diye. Cevap kanun yoluydu. Eğer kesinleşen bir mahkeme kararıysa bu kanun yolu olağanüstü kanun yolu olur. Kesinleşmemiş mahkeme kararlarına gidiyorsak buna da olağan kanun yolları diyordu. Olağan kanun yolları 3 taneydi. Hakimlik ve mahkeme kararlarına ya daha çok ara kararlara karşı, nihayete erişmemiş kararlara karşı gittiğimiz itiraz. Kesin e, Nihayete varmış mahkeme kararlarına gittiğimiz e, mahkeme kararları da istinafla temizdi. İstinaf adli yargıda bölge adliye, idari yargıda bölge idare temiz. Adli yargıda Yargıtay, idari yargıda Danıştay. İstinafla temiz arkadaşlar ne yapıyordu? Yine alt derece mahkeme kararlarını denetliyordu. O zaman bunlar olağan kanun yollarıdır diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Peki. Yine mahkemeler tarafından verilen kararların üst derece yargı tarafından denetlenmesine kanun yolu diyoruz. Tamam tanımımızı verdik. Olağanüstü kanun yolları kesinleşmiş hükümlere karşı. Kesinleşmiş yani buna karşı gidiyorsak olağanüstü. 3 taneydi. Biri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı. Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinin verdiği kararı arkadaşlar resen ne yapar? E, i̇tiraz ediyor. Kanun yararına bozma ne? i̇stinaf ve temiz incelemesinden geçirmeksizin çıkan ve kesinleşen mahkeme kararlarında eğer hukuka aykırılık görüyorsa Adalet Bakanlığı ne yapar arkadaşlar? Resen bunu arkadaşlar itiraz eder. Yargılamanın yenilenmesi ne? Diyelim ki kesinleşmiş bir yargılama var. Ama o mahkemede duruşmada kullanılan delilin sahte olması, belgenin sahte olması, tanık ve bilirkişi yeminlerin arkadaşlar gerçek dışı olması, mahkemenin hakimin kusuru ve kastı söz konusuysa, daha sonra ortaya çıkmışsa ve bunlar da yargılanmanın arkadaşlar neticesini etkileyecek kadar önemli ise yargılanmanın yenilenmesi için ne yapılabilir? Başvuru yapılabilir. İşte bunlar da neydi? Olağanüstü kanun yollarıydı. Cevabımız arkadaşlar Edirne oluyor. Peki. Ee, ara buluculuk neydi? Özel hukuk arkadaşlar anlaşmazlıklarında tarafsız üçüncü bir kişinin e, tarafları arkadaşlar ne yapması? Taraflar arasında iletişim sağlaması yoluydu. Ara gerektiren bazı dava şartları vardı. Yani o dava e, gerçekleşmeden önce ara gidilmesi gerekiyordu. E, ama e, zorunlu olmayan ara arkadaşlar yöntemleri de var. Peki ceza davalarında biz ara ne diyoruz? Uzlaştırmacı diyoruz. Tahkim neydi arkadaşlar? Tahkim de yine e, tarafların devletin mahkemeleri dışında hakem adı verilen bir veya üç kişiden oluşan kişilere başvurmalarıydı. Onun için arkadaşlar tahkim için bir elverişli durum olması lazımdı. Yani tahkime elverişli bir uyuşmazlık olması lazımdı. Mesela boşama davası için, ceza davası için ya da taşınmazlar üzerindeki aynı haklar için ne yapamıyorsun? tahkime başvuramıyorsun. peki tahkimi uzlaştırmacı ve ara ayıran neydi? Ara ya da uzlaştırmacı sizin hakkınızda kesin karar vermiyor ama tahkimin kararları bağlayıcıydı, yargılama yapıyordu ama bu devletin bir mahkemesi değildi. Tahkime başvurabilmek için e, aranızda bir arkadaşlar tahkim sözleşmesi olması da gerekiyordu. Peki cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı mahkemeleri arasında yer almaz? Arkadaşlar adli yargı bizim e, kendi aramızdaki özellikle hukuk ve ceza davalarından kaynaklı yargı koludur. Hukuk dediğimiz e, özel hukuk uyuşmazlıkları, ceza dediğimiz suç unsuru taşıyan arkadaşlar fiilleri meydana gelmesiyle oluşuyor. Adli yargıda değerli arkadaşlar genel ve özel mahkemeler vardı hukuk ve cezada. Hukukta sulh hukuk, asli hukuk. cezada Asliye ceza, ağır ceza genel mahkemelerde Burada neyi sormuş? Adli yargı mahkemeler arasında yer almaz demiş arkadaşlar. Şimdi aile mahkemesi hukuk mahkemelerindeki bir özel mahkemedir. Boşanma, velayet, vesayet. Tüketici mahkemesi bir özel mahkemedir, hukuk mahkemesidir. Kadastro da öyle. Asliye ticaret de öyle. Asliye ticaretin özelliği neydi? Ee, arkadaşlar kurul halinde çalışabilir. Diğer hukuk mahkemeleri tek hakimliydi ama asliye ceza kurul halinde çalışabilir. Peki vergi mahkemesi, idare mahkemesi gibi mahkemeler adli yargıda mı yer alıyor? İdari yargıda mı? İdari yargıda yer alıyor. Peki yani idari yargı neydi? Bizimle devlet arasındaki uyuşmazlıkları çözüme bağlıyordu. Devlet organları arasında. Arkadaşlar hatırlayın bir not düşmüştüm. Yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından gerekli kararları almak nedir mesela arkadaşlar? Örneğin tutuklama kararı, adli kontrol kararı arkadaşlar ya da yakalama kararına itiraz, mesela gözaltı kararına itiraz, arama, yakalama, tutuklama gibi işlemleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemekle yükümlü yargı organı bu sadece ara kararlar veriyor. Bunun kararları nihai değil arkadaşlar. Buna biz ne diyorduk? Suç ceza hakimliği diyorduk. Suç ceza hakimliği bir özelliği nedir arkadaşlar? E, trafik para cezalarına karşı eğer trafik e, ceza mahkemesi yoksa buraya itiraz edebiliyoruz. Peki. Bakın bu sene belki sınav soru sorabilir. İçime doğuyor. Suç ceza hakimliği iyi bileceğiz. Aşılık hangisi adli yargıda yer alan ilk derece genel? Bak genel dediğimiz neydi arkadaşlar? E, konu sınırlandırması yapılmayan, özel uzmanlık mahkemesi olmayan mahkemelerdi. Hukukta asli hukuk, sulh hukuk, cezada ağır ceza asliye ceza mahkemeleri. Tüketici hukukta özel, fikri sınav haklar hukukta özel, icra hukukta özel, iş hukukta özel ama asli hukuk mahkemesi genel mahkemeydi. Konu bakımından sınırlandırılmamış, şahs ve mal varlığı ilişkin davaların görüldüğü bir mahkemedir, tek hakimlidir. Asli hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri ülkemizin her yerinde arkadaşlar vardır. Bütün en uca köşedeki bir adliye teşkilatı olan yerde de vardır. Sulh hukukta daha çok miras davaları, ondan sonra kira uyuşmazlıkları, ondan sonra cıma söyleyeyim arkadaşlar kayyım, e, vasi atama gibi işlere bakıyor. Peki. Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme? Yüksek mahkemelerimiz dört tane arkadaşlar. Anayasa, Yargıtay, Danıştay uyuşmazlık. Yargıtay adli yargının yüksek mahkemesi. Altında bir sürü mahkeme var. Anayasa mahkemesi tek mahkemedir, en yüksek mahkemedir. Danıştay idari yargının yüksek mahkemesi. Adli ve idari yargıda mahkemeler arasında uyuşmazlık olursa uyuşmazlık mahkemesine gidiliyor. Uyuşmazlık mahkemesinin üyeleri 3 asıl 3 yedek, 3 asıl 3 yedek Yargıtay danışta Başkanı da kend, kim kendi üyelerinden görevlendiriyor? Anayasa Mahkemesi. Ama Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, HSK bunlar birer yargı organıdır ama yüksek mahkeme değildir. Hatta Yüksek Seçim Kurulu anayasada hangi bölümde düzenlenmiştir arkadaşlar? yasama bölümünde düzenlenmiştir diyoruz. Evet ilk dersimizi arkadaşlar bu şekilde bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.